kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Türkiye tarihinde derin bir travmaya neden olan 12 Eylül 1980 darbesinin sorumluları tam 34 yıl sonra ceza aldı. 7. Cumhurbaşkanı ve dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'le Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'nın sanık olarak yargılandığı 12 Eylül davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti daha sonra sanıklar hakkında takdiri indirim uygulayarak ağırlaştırılmış müebbet cezasını müebbet cezasına çevirdi. Ayrıca Evren ve Şahinkaya hakkında askeri ceza kanununun 30. maddesinin uygulanmasına da karar verildi. Bu karar gereği Evren ve Şahinkaya'nın rütbeleri sökülecek ve orgenerallikten erliğe düşürülecek. Karar duruşmasına Ankara Gata'da bulunan Kenan Evren ile İstanbul Gata'da bulunan Tahsin Şahinkaya sesli ve görüntülü sistemle bağlandı. Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu. Evren ve Şahinkaya yataklarında yastık desteğiyle yarı yatar vaziyette duruşmayı takip etti. 12 Eylül askeri darbesiyle ilgili dava başladığında yazılı savunma yapan Kenan Evren, biz ihtilal yaptık, ihtilale teşebbüs etmedik. Bunlar ayrı şeyler. Herkesin ihtilalle, ihtilale teşebbüsün aynı şey olmadığını bilmesi gerekir. 1982 Anayasası'nın ürünü bu mahkeme bizi yargılayamaz diyerek kendisini savunmuştu. Evren davanın başladığı ilk günlerde Sözcü gazetesine verdiği bir röportajda referandum yapılmasını ve referandum sonucunda halkın yargılanmasını isterse intihar edeceğini söylemişti.